güne şok bir haberle uyandık. Şok haber şu: Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etti. 1,4 milyar dolar ceza kesti. Evet, tam tamına 1 milyar 400 milyon dolar. Millet olarak bu parayı ödeyeceğiz. Peki bu ceza neyin nesi, onu anlatayım. Skandalı duyunca eminim çıldıracaksınız. Irak, Türkiye aleyhine Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne dava açmıştı. İşte Irak o davayı kazandı. Dava açma gerekçesi ise Türkiye'nin Irak hükümetinin izni olmadan Irak Kürdistanı bölgesel yönetiminden petrol almış olması. Uluslararası Tahkim Mahkemesi de cezayı kesti. 1 milyar 400 milyon dolar. Türkiye Enerji Bakanlığı da yaptığı açıklamada karara uyacağını söyledi. Yani bu parayı tıkır tıkır ödeyeceğiz. Ama asıl bomba şimdi geliyor. Bu petrol işinde iki kişinin adı geçiyor. Önce birinden başlayayım. Petrolü taşıyan şirketin adı Power Trans. Bu şirketin sahiplerinden biri oldukça tanıdık. Hatta bir dönem Enerji Bakanlığı yapmıştı. Hem de damat. Evet, bildiniz. Berat Albayrak. Üstelik petrol taşınırken de Enerji Bakanlığı yapıyordu. Kayınpeder kime Enerji Bakanlığı'nı vereceğini iyi biliyor. Böylelikle her türlü film fırıldak aile içerisinde çevrilmiş oluyor. Sonra da gelsin petrol dolarlar. Damat Berat Albayrak'ın Power Trans ilişkisi Red Hack'in yayınladığı yazışmalarda ortaya çıkmıştı. Yazışmalarda Albayrak Power Trans şirketinin tek karar vericisi görünüyordu. Şirkete personel alımından yemek ödeneğinin miktarına kadar her şey Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın onayına sunuluyordu. Kısaca Power Trans şirketi üzerinden petrol dolarlar Erdoğan ailesine akıyordu. Şimdi gelelim petrol işindeki ikinci isme. O da tanıdık bir isim. Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nde koğuş arkadaşı. Fedailikten Erdoğan sayesinde yürü ya kulum olmuş biri. Havuz medyası sahiplerinden, Erdoğan'ın en yakınlarından bir isim. Yani Hasan Yeşildağ. Yeşildağ Sedat Peker'in de radarına girmişti. Bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökmüştü. Şimdi ona girmeyeyim. Hasan Yeşildağ İran'dan petrol ve gaz ticareti yaparak ambargoyu delmişti ve ABD hakkında yaptırım kararı almıştı. İşte bu Hasan Yeşildağ da İran Kürdistan bölgesel yönetimi petrol işindeki diğer isim. Yani biri damat Berat Albayrak, diğeri de Erdoğan'ın en yakınlarından Hasan Yeşildağ. Ama her yol Erdoğan'a çıkıyor. Petrol vanası adeta Erdoğan'a bağlanmış. Türkiye-Irak bölgesel yönetimiyle olan petrol anlaşmasını meclisten kaçırarak imzalamıştı. Onu da belirteyim. Peki şimdi ne olacak? Irak Merkezi Hükümeti Uluslararası Tahkim Mahkemesi Türkiye'yi mahkum etmesinin ardından petrol satışını durdurdu. Mahkemede Türkiye'ye cezayı kesti. Enerji Bakanlığı mahkeme kararına uyacağız dedi. Tam tamına 1 milyar 400 milyon dolar. Evet, bu parayı ödeyeceğiz. Yani milletin vergilerinden bizler ödeyeceğiz bu parayı. Ne güzel değil mi? Milyarlarca petrol doları Erdoğan ailesi kazandı. Faturayı bizler ödeyeceğiz. Ha, unutmadan şunu da söyleyeyim. Bu ceza sadece 2014-2018 dönemini kapsıyor. 2018'den sonraki dönemi kapsayan ikinci bir tahkim davası devam ediyor. Bu ikinci davadan da benzer bir karar çıkması bekleniyor. O zaman yandı gülüm keten elma. Erdoğan iktidarı gitse bile millet olarak uzun bir süre önümüze çıkacak yeni faturaları ödemeye devam edeceğiz. Hep dediğim gibi, geçmiş olsun Türkiye.